Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yayla çorbası hazırladık. Önce malzemelerimizi sayalım. Bir fincan pirinç, bir su bardağı yoğurt, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı un, biraz nane, bir tutam tuz ve 1,5 litre su. Üzeri içinde nane ve tereyağımız var. Önce pirinçlerimizi suyumuzla birlikte kaynatalım ve pirinçlerimiz yumuşayana kadar bekleyelim. Üzerine 1,5 litre su döktüm. Bu da benim bardağıma göre 7 su bardağına denk geliyor. Pirincim kaynayana kadar ben çorbamın terbiyesini hazırlayacağım. Bir adet yumurtam. Yumurtamı önce çırpıyorum. Ardından un ve tuzumu da ekleyip güzelce çırpmaya devam edeceğim. Bir su bardağı yoğurdum. Benim su bardağım biraz büyük. Kaşık ayarıyla dersem 7 yemek kaşığına denk geldi. 200 mililitrelik bardak kullanmadım. 7 kaşık da diyebilirsiniz. Biraz tuzum var, ekliyorum. Şöyle ağız tadınıza göre tuz miktarını belirliyoruz. Güzelce karıştırıyorum ve topaklanmasını ortadan kaldırıyorum. İyice çırpıcım yardımıyla karıştırıyorum. Mutlaka terbiyesini iyice karıştırın. Daha sonra çorbanız kesilmesin ve topaklanmasın. Güzelce terbiyemi karıştırdım. Ve pişmiş pirinçlerimi önüme alıyorum. Şimdi üzerine direkt dökmeden 1-2 kepçe suyundan dökeceğim ki kesilmesin çorbam. Şöyle dökerken iyice çırpıcım yardımıyla karıştırıyorum. Bu işlemi mutlaka yapın çünkü direkt soğuk terbiyeyi sıcak çorbaya dökerseniz kesilir. Şöyle bir kepçe daha koyayım. Tekrar iyice çırpıyorum ki çorbam kesilmesin. Şimdi pirinçlerimi önüme alayım ve terbiyemi üzerine hem karıştırarak hem de yavaş yavaş döküyorum. Mutlaka karıştırmaya devam edin. Hızlı bir şekilde çırpıyorum. Gördüğünüz gibi çorbam kesilmedi. Şimdi bir 5-10 dakika iyice kıvama gelene kadar karıştıracağım ama öncesinden nanemi de dökmeyi unutmayayım. Birazcık da içerisine yağ dolduruyorum. Çok az. 2 yemek kaşığı kadar. Çok fazla değil. Yağ zorunlu değil. Ben o şekilde yaptığım için size göstermek istedim. Şimdi kaynayana kadar güzelce çırpıyorum. Çorbam ocakta iyice çırpıldı. Üzerine tereyağı ve nane sosunu döktüm. Çorbam servise hazır. Afiyet olsun.